Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Açilya Peker. Aktif mühendislik firmasında yaklaşık 4 yıldır ürün mühendisliği yapıyorum. Ölçü ve koruma sistemlerinden sorumluyum. Bugün sizlerle kaçak akım koruma rölelerinde harmonik filtrasyonun önemini konuşacağız. Başlamadan önce küçük birkaç hatırlatma yapmak isterim. Herhangi bir sorun yaşamamanız adına krom tarayıcı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Sohbet kısmında diğer katılımcıları göremeyeceksiniz. Bir sorununuz olursa sohbet chat kısmına mesaj yazabilirsiniz. Webinar sonunda Cem Bey'in de söylediği gibi sunum sizlerle paylaşılacak ve daha sonra Aktif Grup YouTube kanalına da video kaydı yüklenecek. Açalım, yarışmamız da var, onu da hatırlatalım. Evet. Sunum sonunda da küçük bir soru soracağız ve kazanana Bluetooth kulaklık hediye edeceğiz. Bu yüzden sunumun sonuna kadar kalmanızı rica ederiz. Bir içerik hazırladım. Bu içerikten bahsetmek istiyorum sizlere konuşacağımız konu ile ilgili olarak. Öncelikle elektrik çarpılması olayı nedir? Sebepleri nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Sonrasında insan vücudundan geçmesine izin verilen sınır akım değerleri ve etki süreleri üzerinde konuşacağız. Topraklamanın tanımını yapacağız. Alçak gerilim şebekelerinde topraklama çeşitlerini anlatacağız. Kaçak akım koruma rölesinin çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Kaçak akım koruma rölesi açma nedenlerini söyleyeceğiz. Bu açma nedenlerinden biri olan harmonikleri ve kaçak akım koruma rölelerine etkilerini konuşacağız. Ardından aktif grup kaçak akım koruma röle ve toroid çeşitleri ile ilgili küçük bir teknik bilgi vereceğiz. Ve bu toroid çeşitlerinden biri olan toplayıcı toroid ve bir kaçak akım rölesi prensip şeması üzerinden biraz konuşup webinarımızı bitireceğiz. Elektrik çarpılması olayı hata akımının insan üzerinden tamamlanması demektir. İnsan direnci ortalama 1 ila 3 ohm arasında değişir. Kullandığımız yalıtkan eldiven, kauçuk ayakkabı sayesinde biz bu direnci arttırarak etkiyi minimize ederiz. İnsan vücudunun toplam direncini 166 ohm, yani 1666 ohm kabul edip insan için tehlikesiz akımı da 30 miliamper alırsak bizim 50 voltluk bir temas gerilim sınır değerimiz ortaya çıkacaktır. Bu da aslında hepimizin bildiği temelde V eşittir I çarpı R'den rahatlıkla bulunabilir. Şimdi solda gördüğünüz grafik insan vücudundan geçmesine izin verilen sınır akım değerlerini ve bize etki sürelerini gösteriyor. Bu grafiği elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği ECE IEC'nin 60479-1 standardında bulabilirsiniz. AC1 alanı yani A doğrusuna kadar olan alan da genellikle insan vücudu tepki vermez. A ve B eğrileri arasında AC2 alanında yani genellikle zararlı fizyolojik etkileriyle karşılaşmayız elektrik hata akımının. AC3 alanında yani B ve C1 eğrileri arasında genellikle organik hasar beklenmez. Fakat akımın akış süresi 2 saniyeden uzun olursa kalpte kasılmalar başlar ve nefes alıp vermede zorluklar ortaya çıkar. Esas önemli olan kısım yani AC4 bölgesi C1 eğrisinin sağında kalan alanda ise AC3 etkilerine ek olarak akımın büyüklüğüne ve süresine bağlı olarak ciddi fizyolojik etkiler ortaya çıkar ve ciddi yanıklar meydana gelir. Topraklama iki amaçla yapılıyor. Bu amaçlardan birincisi topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak arasında. Yani burada şekle bakacak olursak referans toprağı burası gösterebiliriz. Oradaki direncin olabildiğince küçük olmasını sağlamaya çalışıyoruz biz. İkinci bir amacı ise cihazların, bina aksamının ve benzeri elemanların aralarında işletme esnasında potansiyel farkın
meydana gelmemesini hedefliyoruz. Yine soldaki şekle bakacak olursak, doğrudan topraklanmış olan bir transformatör görüyoruz. Bunun yüksek gerilim bushinginde atlama olursa faz toprak kısa devre akımı transformatörün gövdesi üzerinden yine burada gördüğümüz topraklayıcıya akacaktır. Topraklayıcının potansiyeli yeryüzüne yayılarak topraklayıcıdan yeterli uzaklıkta sıfıra kadar düşecektir. Bu da şekilden de görüldüğü gibi yaklaşık 20 metre olarak kabul edilmektedir. Yine sağ tarafta da aslında bunun grafiğini görmektesiniz. Peki benim topraklama sınıflarım neler? Aslında biz bunu 3 sınıfta toplayabiliyoruz. Koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyon topraklaması olarak. Peki nedir koruma topraklaması? Yalıtım hatası sonucunda elektrik aygıtlarının açıktaki iletken bölümleri gerilim altına girerse, tehlikeli dokunma ve adım gerilimlerine karşı canlıları koruma amacıyla açıktaki iletken bölümleri topraklarız biz. İşte buna koruma topraklaması diyoruz. İşletme topraklaması bir güç kaynağı devresinin, yine solda gördüğümüz güç kaynağı devresi bir jeneratör olabilir, transformatör olabilir. Toprağa göre potansiyelini belli bir değerde tutmak ve aşırı gerilimleri önlemek için akım devresinin herhangi bir noktasını topraklanması olarak ifade ediyoruz. Fonksiyon topraklaması ise bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamayı ifade ediyor. Örnek verecek olursak, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması, yıldırım etkilerine karşı korumayı bunlara örnek gösterebiliriz. Peki alçak gerilim şebekelerde topraklama tiplerimiz nelerdir bizim? Aslında 3 tip topraklama tipi vardır temelde. Bunlar TT şebeke, TN şebeke ve IT şebeke olarak geçmektedir. Peki bunların açıklamaları nedir? Bize ilk harf İşletmenin nasıl topraklanacağını, ikinci harf ise tüketicinin nasıl topraklanacağını ifade ediyor. O zaman buradaki TT şebekenin ilk T'si güç kaynağının nötr topraklanmış, ikinci T ise elektrik aygıtı doğrudan topraklanmış demek. Yine şekilde de burada bunları görebiliyoruz. Peki benim bir fazımda herhangi bir arıza oldu. Faz toprak arızası. Burada da göreceğiniz üzere aslında bir hata çevrim akımı oluşacak. Bu hata çevrim akımı güç kaynağından çıkacak. Faz iletkeni üzerinden geçecek. RB işletme topraklaması, RA koruma topraklaması üzerinden bir çevrim oluşturacak. Ve bu akım sigortanın akım kapasitesinden daha yüksekse benim sigortam devrenin açılmasını sağlayacak. Buradaki şey aslında bu saydığım dört direncin, güç kaynağı direncinin, faz direncinin, RB ve RA dirençlerinin toplamının küçük olması, burada oluşacak akımın yüksek olmasına ve sigortayı açtırmasına sebep olacaktır. Burada da aslında hedef RB işletme topraklaması ve RA koruma topraklaması dirençlerini bizim için önemlidir. TN şebekeyi açıklayacak olursak yine ilk T güç kaynağının nötr topraklanmış. N ise PE koruma iletkeniyle işletme topraklamasına aygıtımızın, elektrik aygıtımızın bağlandığını bize söylüyor. Yine burada L3 fazında oluşacak bir hata bizim bir çevrim akımımız oluşacak. Burada yine güç kaynağı üzerinden çıkan akım fazdan geçecek ve PE koruma iletkeni üzerinden çevrimini tamamlayacaktır. Burada da yine bize bileşke direnç olarak güç kaynağı, faz iletkeni ve PE iletkeni
PE iletkeni toplam bileşke direnci oluşturacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta bizim RB direncimizin aslında işletme topraklaması yapması haricinde benim bileşke direncime hiçbir etki etmiyor. Yine teren şebeke tipleri de kendi aralarında üçe ayrılıyorlar. Bunlar TNC, TNS ve TNCS. Benim burada kullandığım aslında TNCS şebeke tipi. Her üçünü de burada çok rahatlıkla görebileceğiz. Peki benim buradaki TNC ve TNS'deki harflerim ne anlama geliyor? Aslında C Combine'dan geliyor. Yani nötr ve PE iletkeninin ortak olduğunu söylüyor bana. S ise pair, yani nötr ve koruma iletkenleri ayrı. CS'de ise, yani TNCS'de ise her iki şebeke tipi de aynı sistemde mevcut. Burada görebileceğiniz gibi TNC sisteminde PAN iletkenine bağlı. TNS'de nötr ve PE iletkenleri ayrı ve tamamı da bize TNCS sistemi oluşturuyor. IT şebeke nedir? Aslında buradaki I insulation'dan geliyor, yani izole. Bu güç kaynağının nötrü topraklanmamış demek. T ise elektrik aygıtı doğrudan topraklanmış anlamına geliyor. Şekilde de göreceğimiz üzere. Şimdi burada IT şebekede nötr topraklanmamış olduğundan hata akımı bir çevrim oluşturmayacağı için akmaz ve besleme otomatik olarak kesilmez. Fakat ilk faz toprak arızası sürerken ikinci bir faz toprak arızası olursa bu iki faz toprak hatası olacağından koruma aygıtı beslemeyi otomatik olarak keser. Bu sistemlerde hata akımı algılama cihazlarıyla anlaşılır. İlk insan dokunduğunda hatayı algılayıp sorunu çözer ama hata algılama cihazı algılayamadan ikinci bir kişi dokunursa sistemin enerjisi kesilir. Kaçak akım koruma rölesinin çalışma prensibine geçmeden önce aslında topraklama sistemlerinden neden bahsettiğimi de açıklamak istiyorum. Şimdi Ag, alçak gerilim şebekelerde yalıtımın bozulması ile oluşan toprak faz hatasında beslemenin otomatik olarak kesilmesi şebekenin topraklama tipine ve koruma aygıtlarının özelliklerine bağlıdır. Faz toprak hatasında beslemenin otomatik olarak kesilmesi önemli ve gerekli. Şimdi bu amaçla biz aşırı akım koruma aygıtları kullanıyoruz. Bunlar neler? Sigortalar, güç şalterleri, minyatür şalterler olabilir ve hata akımı koruma rölesi kullanıyoruz. Aslında buradaki hata akımı koruma rölesi benim kaçak akım koruma rölem. Peki, şimdi gördüğünüz şekilde iki tane iletken tel var ve bu tellerden birbirinize takımlar geçiyor. İçerisinden akım geçen bir iletkenin etrafında manyetik alan oluşuyor. Fizikten de bildiğimiz Faraday kuralına göre manyetik alanın yönü belirleniyor. Ve manyetik alanın değeri de akım değeriyle doğru orantılı oluyor. Şimdi birbirine ters yönde akım geçiren iki iletken arasında eğer aynı akımlar geçiyorsa bileşke manyetik alan sıfır olacaktır. Burada gördüğünüz aslında bir kaçak akım koruma rölesinin içi. Şimdi kaçak akım koruma rölesi içerisinde bir tane toroid trafo var. Buradan da göreceğimiz gibi ölçüm yaptığı devrenin akım taşıyan iletkenleri bu toroidal trafonun üzerinde sarılmış durumda. Eğer benim gelen akımımla giden akımım birbirine eşitse manyetik bileşke
Bileşke manyetik alan sıfır olacağından rölede herhangi bir açma gözlenmez. Fakat gelen ve giden akımlar birbirine eşit olmaz. Yani fark akımı oluşursa bu durumda da bu algılama sargısı üzerinde bir gerilim indiklenir. Bu gerilim üst limitlere ulaştığında da kontrol devresi sayesinde akım taşıyan tüm iletkenlerin açılması sağlanır. Baktığımızda iki tip kaçak akım koruma rölemiz var. Biri elektronik tip, diğeri elektromekanik tip. Elektronik tipin elektromekanik tipten aslında tek farkı şurada gördüğünüz yükselteç. Bu yükselteç gerilim ile çalışıyor. Bu yüzden elektronik tip bir rölede eğer nötr hattı gitmiş ise oluşan fark akımı yükselteç tarafından yükseltecin enerjisiz kaldığı için iletemeyecek ve rölemiz açma yapmayacaktır. Ama elektronik tipte, elektromekanik tipte az önce de bahsettiğimiz nötr kopsa bile koptuğunda fazdan geçen akım benim rölemin içerisindeki toroidde bir fark akımı oluşturacağından röle burada açacaktır. Şimdi burada iki tane bağlantı şekli görüyoruz. Sağdaki bağlantı şekli dengeli üç fazlı bir sistem. Bu ne olabilir? Üç fazlı asenkron motor olabilir. Üç fazlı ısıtıcı olabilir. Bunların vektörel olarak fazlar arasındaki açı 120 derece olduğundan bileşki manyetik alanı sıfırdır. Soldaki de dengesiz bir sistem, yani 3 faz 1 nötr var sistemde. Bu 3 faz ve 1 nötrün de vektörel toplamı sıfır olduğunda benim kaçak akım yani manyetik alanım sıfır olacaktır. Şimdi biz ilk slaytlarda ne dedik? İnsanları ölüm riskine karşı korumak için elektrikli cihazlarda hata akımı 30 miliamper olacaktır dedik. Peki bu hata akımı işletmelerde kaç olmalı? İşletmelerde yapı malzemelerinde nem, toz, kirlilik gibi ortamların da olması sebebiyle yalıtımın zarar görmesi gibi nedenlerden elektrik arkları oluşuyor. Ve bu elektrik arklarının yayılmasından kaynaklı da yangın riski oluşuyor. İşte buradaki hata akımı 300 miliamper seviyelerindedir. 300 miliamper ve üzeri seviyelerinde benim hata akımım vardır. Burada küçük bir örnek verdim aslında. Faz nötr bir sistem var. Ben gidip tek fazı tuttuğumda yine burada bir çevrim akımı oluşuyor ve benim kaçak akım rölem açıyor. İkinci durumda ise baktığımızda altında toprakla bağlantımı kesen beton var diyelim. Burada da yine akım benim üzerimden tamamlanıyor ve kaçak akım koruma rölem burada açma yapmıyor. Peki benim yaptığım yanlış bağlantılar yani hangi bağlantıda aslında kaçak akım koruma rölesi tutmaz? Soldaki şekilden başlayacak olursak bir faz nötr sistemde iki tane ELR kaçak akım koruma rölemiz var. Burada fark ettiysek yüklerin nötrü ortaklanmış. Yani buradan gelen faz akımı buradan ve buradan geçeceği için şurada vektörel bir fark olacaktır. Ve benim ELR kaçak akım rölem açacaktır. Bu da istenmeyen bir durumdur aslında. Yine benim L fazımdan gelen akım yükümün üzerinden gidip ELRM'in girişinden tekrar gireceği zaman yine burada bir vektörel
olarak fark akımı oluşacaktır. Bu da ELR'nin açmasına sebep olacaktır. Yine aynı şekilde buradaki akımım, rölenin içinden geçen akım çıkışta direkt olarak çıkacağından yine bir fark akımı oluşacaktır. Burada da aslında biraz tanıdık bir durum görüyoruz. Yani PE ve N burada ortaklanmış. Aslında buradan geçen akım da şurada bölüneceğinden E'lere tutmayacaktır. Yani bizim alçak gerilim şebekelerinde TNC sistemde aslında PE ve nötr iletkeni ortak olduğundan bu sistemlerde bizim kaçak akım koruma röleleri kullanılamaz. Peki benim kaçak akım koruma rölesi tiplerim neler? Şimdi solda göreceğiniz şekilde tip AC'den tip B'ye kadar kaçak akım koruma rölesi tiplerini yazmak istedim ben. Bunlar kapsamı en minimumdan tip AC, kapsamı en yüksek olan tip B'ye kadar sıralanmış durumda. Bunlara geçmeden önce bunların tamamı uluslararası standartlarda mevcut. IEC 61900-1 benim kaçak akım koruma sistemlerimi tanımlayan bir standart. IEC 61008-1'de AC ve A tipi kaçak akım rölelerim tanımlanıyor. IEC 62423'te de F ve B tipi kaçak akım rölelerim tanımlanıyor. Peki nedir bunlar? AC tipi sadece AC hata akımlarını algılıyor. Dirençli, kapasitif, endüktif yükler, hiçbir elektronik bileşeni olmayan cihazlar, yani dirençli ısıtma elemanları bulunan fırın, ocaklar olabilir. A tipi AC hata akımlarına ilave olarak diyotla doğrultulmuş bir faz dalgalı DC gerilimle beslenen cihazların hata akımlarını da algılıyor. IT sistemleri örnek verebiliriz mesela. IT sistemlerde neler var? Bilgisayarlar, LED TV'ler, fotokopi makineleri, LED armatürleri de buraya katabiliriz. Şimdi F tipi rölelerimiz A tipi rölelerine ek olarak 1 kHz'e kadar yüksek frekans üreten cihazların hata akımlarını da algılıyorlar. Buna örnek olarak floresan aydınlatmayı gösterebiliriz. B tipinde yine F tipine ilave olarak 2 kHz'e kadar frekans üreten cihazların ya da saf DC gerilim üreten cihazları koymak gerekiyor, korumak gerekiyor B tipi rölelerle. Peki buraya neleri örnek gösterebiliriz? Motor sürücülerine örnek verebiliriz. UPS'lere örnek verebiliriz. Fotovoltaik sistemlere örnek verebiliriz. Çünkü fotovoltaik sistemlerde de DC'den AC'ye çevirmede konverter kullanacağımızdan burada da tip B bir kaçak akım rölesi kullanmamız gerekecek. Yine DC akım yüklerine sahip tıbbi ekipmanlarda B tiplerini kullanabiliriz. DC akım yükünden kastımız aslında AC'den DC'ye dönüşümde izolasyon trafosu kullanmazsak aradaki potansiyel farktan kaynaklanan bir hata akımı oluşacak. İşte B tipi rölelerimiz aslında bunu filtreliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Yine küçük bir şekilde özetleyecek olursak A tipi rölelerimizi de dimerlerde kullanabiliriz. B tipi rölelerimizi inverterlerde, kaynak makinelerinde, DC motor sürücülerinde, fotovoltaik tesislerde kullanabiliriz. Peki, kaçak akım rölelerimin açma nedenleri nelerdir? Aslında ilk slaytlarda söylediğimiz yanlış bağlantılar. Nötr toprak teması, pas toprak teması. Yine doğru sınıfta bir önceki slaytta anlattığımız
Kaçak akım rölesinin kullanılmaması. Harmonikler, yıldırım ve benzeri gerilim darbeleri benim kaçak akım koruma rölelerimin açma nedenlerindendir. Peki harmonikleri tanımlayacak olursak, aslında elektrik enerji sistemlerinde non-sinüsoidal işaretlerin ortaya çıkması besleme kaynağının ve devre parametrelerin karakteristikleriyle yakından bağlantılı. Besleme geriliminin non-sinüsoidal olması veya yükün non-lineer olması durumunda non-sinüsoidal harmonikli akım ve gerilimler meydana gelecek. Şimdi sağ üstte baktığımız tablo aslında bize durumu özetler nitelikte. Benim kaynağım sinüsoidal. Yüküm lineerse, yani doğrusalsa, aslında ne akımda ne de gerilimde ben harmonik bileşenle karşılaşmam. Peki benim kaynağım sinüsoidal, yüküm nonlinearse, burada en başta bahsettiğimiz B eşittir I çarpı R'den aslında benim akımımda, yani sinüsoidal bir gerilimi nonlinear bir yüke bölersem, bir dirence bölersem akımımda harmonik oluşacaktır. Benim işletmem nonsinüsoidal, yüküm linearse, yine aynı hesaplamadan gerilim bölü dirençten ben hem gerilimimde hem de akımımda harmonik bileşenleri göreceğim. Her ikisi de nonlineer, yani biri nonsinüsoidal, diğeri ise nonlineerse yine üst seçenekteki ile aynı durumla karşılaşacağız. Yani hem gerilimde hem de akımda harmonik bileşenleri göreceğiz. Yine şekle bakacak olursak aslında bizler şebekede temel bileşen dalga formunu görmek isteriz. Yani buna yakın bir değer görmek isteriz. Fakat bu bahsettiğimiz harmonikler, yani 3. harmonik, 5. harmonik, 7, 9, bu harmonikler eğer benim sistemimde varsa benim etkin akımımın dalga şekli bozulacaktır. Yine burada harmonik üreten elemanları göstermek istedim. Gücü 1 kVA'dan yüksek olan jeneratörlerde 5 ve 7. harmonikler meydana geliyor mesela. Belki üretim esnasında kutuplar ve endüvi oyukları uygun tasarlanırsa bu değerler minimize edilebilir. Gaz deşarj prensibiyle çalışan aydınlatma elemanları. Bu ne olabilir? Floresan lamba. Burada da özellikle 3 ve 3'ün katı harmonikler nötr iletkeninden geçerek iletkenin ısınmasına neden olurlar. Mesela tristör kontrollü reaktör içeren statik var kompansatörler içerideki nonlineer elemanlar sebebiyle harmonik oluştururlar. Fotovoltaik sistemler harmonik üretme bakımından genel olarak önceki slaytlarda bahsettiğim gibi konvertörlerden kaynaklanan bir harmonik etkinliğe sahiptirler. Yine arc fırınları, elektrikli uğraşım sistemleri, IT sistemler bunlar harmonik üreten elemanlardır. Motor sürücüleri de harmonik üreten elemanlar arasında gösterilebilir. Burada da 3 ve 5. harmonikleri üretirler. Bunlar toprağa karşı kapasitif reaktansın düşmesine ve kaçak akımların oluşmasına neden olurlar. Yüksek frekanslarda sürücü filtrelerinde, elektronik komponentlerde, motor kablolarında ve sargılarında kapasitif reaktansın düşmesi doğal kaçak akımların değerinin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Peki benim harmoniklerimin etkileri neler aslında? Harmonikler, benim jeneratör ve şebeke gerilimimin dalga şeklini bozarlar. Gerilim düşümünün artmasına sebep olarak güç üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimin düşmesine sebebiyet verirler. Toprak kısa devre akımlarının daha büyük değerlere gelmesi, sistemin normal çalışma koşullarında gereksiz yere açma kumandası vermesine sebep olur. Yine koruma sistemlerinin hatalı çalışmaları
Rulelerin arıza koşullarında çalışmamasına sebep olur. Yalıtım malzemelerinin zorlanması ve delinmesi sonucu yangın risklerine kadar büyük sonuçlar doğurabilirler. Benim aktif grup kaçak akım çözümleri olarak konuşacak olursak A ve B tipi kaçak akım rölelerimiz var. Burada gördüğünüz aslında modüler tipte kaçak akım cihazları. Yani ne demek istiyorum? Sizin kaçak akım röleniz var. Kaçak akım röleniz ile sigorta, kompakt shelter arasında bir uzaktan açtırma bobini ya da düşük gerilim bobininiz var. Ve aslında kablolarımızın geçtiği yani vektörel toplamı analiz edecek de ortada gördüğünüz toroidal trafolarımız var. Yine aslında bahsettiğimiz harmoniklerin gereksiz açmalarını engelleyecek ve harmonik akımları minimize edecek, filtreleyecek bizim ELR3CF adında alçak geçirgen filtreye sahip kaçak akım rölemiz var. Diğer kaçak akım rölelerimizin de opsiyonel olarak 3 ve 3'ün katı harmonikleri filtreleme özellikleri mevcut. Biraz teknik özelliklerine bakacak olursak yine harici bir trafo ile birlikte kullanılıyorlar. 25 miliamperle 25 amper arasında akım açma aralıkları mevcut. Yine açma zaman aralıkları 2 milisaniye ile 5 saniye arasında. Buradan da aslında önemli olarak bunları söyleyebiliriz. Toroidal akım trafolarımız, burada 3 tip üzerinde duracağım ben. CT, CTA ve CT1S. CT dediğimiz akım trafolarımız sabit tip akım trafolarımız aslında. 60 mm, 110 mm, 160 ve 210 mm çaplarında varlar. CTA'lar açılabilir tip toroidal akım trafolarımız. Bunlar da yine 60, 110, 160 ve 210 mm aralıklarındalar. Bunun bir avantajlı özelliği sistemin enerjisini kesmeden açılabilir tip olduğu için kablolardan geçirebiliyorsunuz. En önemlisi de bunların içerisinde aslında CT1S'ler. Bunlar korunacak sistemin iletkenlerinin redüktörün iç çapını aştığı durumlarda kullanılan toplayıcı toroidlerdir aslında. Şimdi burada da kısaca özelliklerini vermeye çalıştım. Benim açıklamak istediğim burada trafo oranı var. Trafo oranı önemli. Buradaki 500'e 1 bir oran ve piyasadaki değişik markaların değişik trafo oranları olabiliyor. Bu yüzden de aslında genelde aynı markanın röle ve toroidinin kullanılması öneriliyor. Hatalı ölçüm olmaması adına. O bahsettiğimiz CT1S toplayıcı akım trafosunun aslında bir prensip şemasını görüyoruz şu an şekilde. Şebeke tarafında her faz ve nötr için bir akım trafosu oluyor. Bu 1000'e 5 olabilir. 5000'e 5 olabilir. 400'e 5 olabilir. Bunların değerlerine göre aslında CT1S tiplerimiz değişiyor. Yani aslında içindeki sırım sayıları değişiyor, öyle söyleyeyim. Bunların primer ve sekonder tarafları toplanıp CT1S toplayıcı akım trafosuna giriş yapılıyor. CT1S'ten de çıkıp aslında kaçak akım koruma rölemize bağlanıyoruz. Ve buradaki akım trafolarında vektörel toplam farklı olduğunda da bizim sistemimiz açıyor. Son olarak
Aslında ben grup şirketlerimizden de hızlıca bahsetmek isterim. Aktif grup 4 grup şirketinden oluşuyor. Bunlardan Merkez Ofis Aktif Mühendislik 1996 senesinde İstanbul'da kuruluyor. Enerji yönetimi, sayaç otomasyonu, tıbbi güç sistemleri, cer gücü ve elektrik dağıtımı üzerine sektörde faaliyet gösteriyor. Aktif Elektroteknik Ankara merkezli 1981 yılında kuruluyor. Burası bir fabrika. Orta gerilim hücreler, trafo merkezleri ve mobil trafo merkezleri üretiyor. Aktif güç elemanları 2009 senesinde kuruluyor Sakarya merkezli. Burada da fabrikada güç dirençleri, yük bankaları, frenleme dirençleri ve panel ısıtıcıları üretiliyor. Güç kalitesi yine aktif mühendislikle İstanbul'da aynı merkez ofiste 1996 senesinde kuruluyor. Güç kalitesi analizleri, alçak gerilim, orta gerilim, kompansasyon ve harmonik filtre çözümleri sunuyor. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz telefon numaramdan ve mail adresimden, WhatsApp üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Açalyan, ağzınıza sağlık. İsterseniz soru cevap bölümüne geçelim. Evet. Ferhat Bey'in şöyle bir sorusu var. Tip AC kaç herse kadar duyarlı diye soruyor Ferhat Bey. Şöyle 400 Hz diyebiliriz. Teşekkürler. Deniz Bey'in bir sorusu var. Bu tipler troit röleler içinde geçerli midir diye soruyor. Troit Tabii. rölelerle hangi kaçak akımları kullanabiliriz diye soruyor. Tabii geçerlidir. Aynı şeyleri toroid roleler için de söyleyebiliriz. Teşekkürler. Monofaz ve trifaz sürücülerde kullanılan kaçak akım röleleri hakkında bir ayrım mevcut mudur diye soruyor Murat Bey. Ayrım değil, ayrım mevcut değil aslında. Dediğimiz gibi yani B tipi kaçak akım röleleri burada bizim için çözüm olacaktır. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Hakan Bey'in şöyle bir sorusu var. B tipi ve F tipi arasındaki tam olarak fark nedir? Bunu bilgilendirebilir mi diye soruyor. Şöyle aslında B tipinde tamamen DC akımla çalışan ürünlerin de koruması sağlanıyor. Yani DC gerilimle. En büyük farkı bu F tipinden. Teşekkürler. Peki bir fabrikada daha fazla AC sürücüler çalışıyorsa B tipi röle mi kullanmalılar, F tipi röle mi kullanmalılar? Şöyle, bence B tipi röle kullanmalılar. Hatta harmonik filtresi olan, alçak geçirgen bir filtresi olan bir kaçak akım rölesi kullanmalılar. Bu şekilde açmaların da önüne geçmiş olacaklar. Teşekkürler. Onur Bey'in şöyle bir sorusu var. Kaç ampere kadar bu kaçak akım rölelerini kullanabiliriz? Toroid seçimi yaparken makine akımı önemli midir diye soruyor. Şöyle, aslında toroid seçimi yaparken makine akımı önemli değil. O en son bahsettiğimiz toplayıcı kısmında önemli olan kablo çaplarımız. Kablo çapımız eğer benim redüktörümün iç çapından çok fazla büyükse ben burada toroid kullanamayacaksam ne sabit tip ne açılabilir tip o zaman sistemimin faz ve nötründeki akım trafolarını kullanıyorum. Yani buradaki akım trafolarının değerleri çok yüksek değerler de olabilir. O yüzden orada bir problem olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bey'in şöyle bir sorusu var. Toroid kontrollerde yüksek amperli şalterlerin 4 kutuplu olması mı gerekiyor? Nötr direkt geçse sorun olur mu diye soruyor. Toroid kontrollerde Evet, yüksek amperli şalterlerin 4 kutuplu olması mı gerekiyor diye soruyor. Buradan direkt nötr direkt geçse sorun olur mu diye soruyor. sorun olmayacaktır.
Çünkü benim kaçırdığım rölem faz nötrü değerlendirecek ve şaltere komut verecek. Ben Teşekkürler. sorun olmayacağını düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Cüneyt Bey'in özel bir sorusu var. İzole güç kaynakları hakkında bir doküman veya sunum iletebilir misiniz diye soruyor. Tabii, izole güç sistemleriyle de şirketimizde bir uzmanlık alanı var. Cüneyt Bey bana mail adresini paylaşırsa ben kendilerine dokümanlarımızı göndermekten memnuniyet duyarım. Teşekkür ederiz. İsmail Bey'in şöyle bir sorusu var. Fabrikada kullanılan bir kaçak akım rölesinin illa 30 miliampere mi ayarlanması gerekiyor diye eklemiş İsmail Bey. Aslında değil yani. Bizim için buradaki önemli olan hani açma akımının ne olması. Yani 30 miliampere de ayarlanabilir bu. 25 ampere de ayarlanabilir, 10 ampere de ayarlanabilir. Aslında biraz cihazımızla da alakalı. Mehmet Bey hemen Zaten eklemiş. Burada toroidin açma süresi olarak ne önerirsiniz? şöyle, aslında bizim için 20 milisaniye uygundur. Yani Teşekkürler Mehmet Bey. Ferhat Bey size fiyat listesi ve katalog için geri dönüş yapacağız. Başka fiyat listesi ve katalog isteyen varsa arkadaşlar mail adresini yazabilirler bize. Biz kendilerine iletebiliriz fiyat listesini ve katalogları. Evet, aynı başka soru şekilde varsa alabilirim. dokümantasyon isteyen, hani kaçak akım koruma sistemleriyle alakalı ekranda da gördüğünüz üzere acelya.peker@aktif.net adresinden bana ulaşabilirler. Teşekkürler. Tarık Bey, Tanyel Bey, Ferhat Bey sizlere fiyat listeleriyle ilgili bilgilendirme yapacağız. İsmail Bey, Nazmi Bey, Murat Bey sizlere geri dönüş yapacağız konuyla ilgili. Şimdi Yusuf Bey'in şöyle bir sorusu var. Piyasada satılan, özellikle pazar yerlerinde satılan kaçak akım rölelerinden bahsediyor. Onları kullanmak sizce doğru mu diye bahsediyor. Fiyat olarak da çok uygun diyor ama biz çoğu zaman tutmadığını görmüşler tesislerinde. Büyük ihtimalle hani, tipinden de kaynaklanıyor olabilir. Doğru koruma rölesi kullanmıyoruzdur belki sistemlerimizde. Özellikle dediğim gibi sürücülerin olduğu yerlerde A tipi kaçak akım röleleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu da bize gereksiz açmalara sebep oluyor. Yani geçici akımlarda harmonikler gibi, anlık akım yükselmeleri gibi buralarda A tipi kaçak akım rölesi kullanırsak sistem gereksiz açmalara sebebiyet verecektir aslında. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Onur Bey'in şöyle güzel bir sorusu var. İnsan kontrolünde çalışan makinelerde 30 miliamper tutması büyük bir problem. Bunun yerine ne öneriyorsunuz? Bu mevzuatta zorunlu mudur ayrıca? İnsan gücüyle çalışan makineler Yani aslında insan kontrolünde, yani muhtemelen insanla çok fazla etkileşimi olan makinelerde. Şöyle, normalde bizim sistemlerimizde kaçak akım koruma rölesi kullanmak zorunlu. Yani bu yasal mevzuata göre de böyle. Ama ben tekrardan bu konuyu araştırıp ilgileneceğimi söyleyeyim. Bana mail atabilirse konuyla alakalı olarak yine acelya.peker@aktif.net adresine daha detaylı bir analiz yapıp kendisiyle paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Evet. Şöyle Mehmet hocamızın bir eklemesi var. Onu da ben okumuş olayım. IEC 60.364 bölüm 41'e göre bina içindeki 20 ampere kadar olan ve bina dışında da 32 ampere kadar olan tüm linyelerde 30 miliamper kaçak akım rölesi kullanmak zorunludur diye eklemiş Mehmet hocamız. Evet, teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ahmet Bey'in şöyle bir eklemesi var. Bir güneş enerjisi santralinde 100 kW, 3 adet inverter. Bunun için kaçak akım rölesi ne önerirsiniz? Ayarları ne olmalıdır diye soruyor Ahmet Bey. Burada da açıkçası
Kaçak Hüküm Koruma rölesinde işte topraklama özgül direncini de hesaba katmamız gerekiyor. Bununla ilgili de bir hesap yapıp kendine iletelim, öyle söyleyeyim. Ahmet Bey, size konuyla ilgili mail atacağız tekrardan. Şöyle sanırsam İhsan Bey'in kafa karışıklığı olan sorulardan. Şimdi İhsan Bey şöyle bir sorusu var. Bununla karşılaşıyoruz. Kaçak akım röleli art algılama röleleri var veya kaçak akım röleli termik manyetik şalterler var. Kaçak akım koruma yapan. Bunlar kullanmak doğru mudur? İşe yarıyor mu? Tutmama sorunu oluşturuyor mu? Sizin yorumunuz nedir? Şöyle kompakt ürünler aslında bunlar. Dediği gibi üzerinde hem sigortası olan hem kaçaklık olan röleler de mevcut. Kullanabilirler. Dediğim gibi yani hata akımı algılayan kaçak akım rölesi. Termik yani kısa devre ve aşırı akım algılayanlar sigortalar. Bir de bahsedilen ark akımı. Bunun içinde özel cihazlar var açıkçası. Onları algılayan. Yani bunu sigortada kaçak akım rölesi de algılayamıyor. Kullanılabilir. Ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan varsa alabilirim. Chat bölümümüz açık. Eğer yaşadığınız bir sorun varsa kaçak akım röleleri ile ilgili cevaplayabiliriz. Evet, sanırım yok. Açelya Hanım, isterseniz paylaşımı durdurun. Yarışmamıza geçelim. Ben soruyu yazacağım. Siz de doğru cevabı verir ve doğru kişiyi yanıtlarsınız. Kameranızı da açın isterseniz. Arkadaşlar, ben chat'i şimdi gizliyorum. Evet. Hazırsanız soruyu gönderiyorum ben. Evet, chat bölümüne yazdım. İlk doğru cevabı veren hediyemizi kazanacak. Dediğim gibi cevapları göremezsiniz. Ben birazdan açacağım. Aşağıdan doğru cevaplar geldi isterseniz açıklayabilirsiniz ilk kişiyi. Evet. Biz sesiniz Tebrik kesildi. ederiz. Tekrar söyleyebilir misiniz? Tam anlaşılmadı. Murat Özçelik Bey ilk doğru cevabı veren kişi. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Murat Bey, bizle iletişime geçerseniz biz de hediye konusunda sizle iletişime geçebiliriz. Nedenini açıklarsanız Açelya Hanım, çok sevineceğiz. Burada aslında sunumda da bahsetmiştik. Nötr ve koruma iletkeni pen aynı iletken. Burada kaçak akım rölemiz tutmaz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey, bizle iletişime geçerseniz çok seviniriz. Ben de chat'i public hale getireyim. Herkes verdiği cevabı görebilir birbirinin şu an. Dediğim gibi biz sunum kaydını aldık. YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Ben yine linkini bırakıyorum sonradan gelen arkadaşlar için. Yine fiyat listeleri ve kataloglar için sizlere geri dönüş yapacağız. Webinara katılan herkese de biz yine bu sunumu gönderiyor olacağız. Açelya Hanım, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine Ben şimdiden çok herkese teşekkür ederim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlarız. Yine hep birlikte nice senelere diyelim ülkecek. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese kolay gelsin. İyi günler, hoşça Sağ kalın. olun.